çanta için Abdülhamit yıllarca uğraştı. Ve biz hiçbir şey yapmadan onun elinden aldık. Yeni dünya nizamı. Bilgiye sahip olan dünya yönetir. Umalım çantayı da Abdülhamid'in baş mühendisi açsın. Hünkârım, mühendislerimizi sağ salim getirdik. Çizdikleri projeler de bu çantanın içindedir. Tahsin Paşa'm. İşte benim rüyalarımdan biri. Milletin gençleri yetişecek. Millet için kendi emekleriyle makineler yapacaklar. Yollar, köprüler inşa edecekler. Gemiler, silahlar yapacaklar. İşte bu çantadaki de gençlerimizin 8 yıllık çalışmalarının nüvesi var. Nihayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bombanın olduğu çantanın patlamasını göremediğim için üzülüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk majesteleri. Dinliyorum. Majesteleri, hükümetim bir an evvel borcun ödenmesini istiyor. İngiliz hükümeti para hususunda müşkül vaziyette zannımca 25 yıl evvel alınmış borcu şimdi karşıma çıkarıp hemen ödememizi istiyorsunuz. Elimizde sizin mahkemelerinizden 25 yıl önce çıkan kararlar var. Sizin satın aldığınız mahkemeler diyelim. Eğer borcunuzu ödeyemiyorsanız teklifimiz geçerlidir. İzmir ve İstanbul limanlarını bize verin. Borca karşılık. Ve mesele kapansın. Bunun için de size 24 saat süre. Zannımca bu yabancı sefirlerin sürekli değişmesi kötü bir politika. Anlayamadım. Mesele de bu. Anlayamıyorsunuz. Sizden evvelki sefirleri terbiye ettik. Vazifelerinden alındılar, yerlerine yeni sefirler gönderdiler. Şimdi de sizi terbiye edeceğiz. Memleketinize döneceksiniz. Yerinize yeni sefir gönderilecek. Bu böyle sürüp gidecek. Bunu ben istemiyorum. İngiliz hükümeti istiyor. Ya borcunuzu ödeyin... ya da bu şehirlerden bir parçasını bize verin. Atına binen yolcuyu yolda bırakma Allah'ım.
şey... bir rüya. Gazi Osman, bir rüya uyandırdı seni ve buraya sürükledi. Rüyamda şeyhim, hayırlara vesile olsun. Sizin koynunuzdan doğan bir ay benim koynuma giriyordu. Aynı anda göğsümden bir ağaç bitti. Ve o ağacın gölgesi bütün dünyaya yayıldı. Sonra şeyhim, altından dağlar yükseldi. Dağların altından sular aktı. O sular bütün toprakları suladı. Edibali şeyim, manası nedir? Sırrı var mıdır? O sırrın içinde ben var mıyım? Sırdır, manası vardır. Sır da sensin evladım. Sana devlet müjdelenmiş. Son işaret tamam oldu. Hazreti Osman radiyallahu anh'ın kılıcıdır evladım. Senindir, müjdendir. Kayının işareti. İşaretler tamam oldu dedi ki evladım. Bu ilkiydi. İkincisi adındı. Üçüncüsü de rüya. Devletin müyesser ola. Neslin asan ola. Devlet senindir. Kılıç. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman olmuştunuz da o kalplerinizi birleştirmişti. Onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. O sizi oradan alıp kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildirir ki doğru yola eresiniz. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi sevmezsek yıkılır gideriz. Ey cemaati müslimin! Milletler topla tüfekle, zırhla ordularla yıkılmazlar. Yıkılamazlar. Milletler ancak aralarındaki rabıta bağı çözülünce kendi başının derdini, kendi havasına düştüğü vakit yıkılır. Şimdi bizim işimize fitne salmak isteyenler iftira atıyorlar. Atacaklar. Bıkmadan, usanmadan yapacaklar. Ancak bir ve beraber olursak bu badireleri atlatabiliriz. Ancak birbirimizi seversek yaşarız. Bakara Sure-i Celilesi'nde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklar. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki sana Allah'tan ne bir dost ne de yardımcı vardır. İşte bize emanet edilen Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kılıcı. Bizim devletimizin işareti. Üzerinde yazılı olan emaneti ehline veriniz ayeti de var. Allah'ım bizi emin kıl. Amin. Allah'ım bizi emin kıl. Amin. Allah'ım bizi emin kıl. Amin.